Efendim siz Kur'an İslam'ını savunuyorsunuz. Bize lütfen Kur'an İslam'ını açıklar mısınız? Nedir? Tabii. Benim adı üstünde Kur'an İslam'ı, Kur'an'da anlatılan İslam'dır. Öyle olmak lazım gelir. Kur'an Allah'ın sözlerinden, Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği sözlerden oluşan bir kitap olduğuna göre onun içinde Allah kendisine nasıl inanılacağını, ek olarak başka şeylere, hangi şeylere inanılması gerektiğini açık bir şekilde belirttiği gibi nasıl davranılacağı, insanın özel hayatından toplumsal hayattaki yerine kadar neleri nasıl yapacağı, nelerden kaçınması gerektiğini de anlatan bir kitaptır. Kur'an İslam'ı bir yaşam tarzıdır, bir yaşam biçimidir. O yaşam biçiminde insan fıtratına uygun olarak yaşar. Fıtrat yalancılığı sevmez. İnsanın tabiatı yalancılıktan hoşlanmaz. İşte Kur'an yalancılığı men etmiştir. İçki zaman zaman insan hoşlansa bile Allah'ın da Kur'an'da söylediği gibi içkide sizin için yarar da var, zarar da var. Bilirseniz zararı yarandan çoktur diyor. Gerçekten de toplumda içkinin zararını hastalıklardan, sarhoşluklardan, aile geçimsizliklerine varana kadar trafik kazalarından her gün bütün dünya yaşıyor. Hele de Türkiye. Çok daha yakinen yaşıyor. Onun bir hayat tarzı oluşu, yani Kur'an'daki İslam'ın ona göre hükmedilmesi gerekir. Burada bulunan doğruları baz kabul ederek hareket edilmesi, davranışlara esas kabul edilerek hareket edilmesi gerektiğini vurgular. Kur'an örnek alınması halinde insanlar arasında çekişmeler de asgariye iner. Tümüyle bitmez çünkü insan varsa çekişme vardır dünyada, olacaktır da ütopik olmaya lüzum yok. Ama bilinmeli ki filan efendi, falan efendi, filan bey veya falan bey değil de Kur'an örnek ittihaz edilirse, Nijerya'daki Müslüman da onu ahlak edinmeye çalışırsa tıpkı Peygamber'in yaptığı gibi, Fas'taki, İndonezya'daki ve Türkiye'deki Müslüman da aynı şeyi yapmaya çalışırsa, o zaman birbirlerine aynı şeyi örnek almalarından dolayı birbirlerine çok benzeyeceklerdir, birbirlerini hiç tanımıyor olsalar da. Günün birinde tanışsalar, o diyecek bana ne kadar benziyor, öbürü diyecek o bana ne kadar benziyor. Ama siz burada bana benzemeye çalışıyorsunuz, öbürü orada bilmem ne şeyhe benzemiyor. Belki orada o zaman birbirimize benzememiz bir iki motifin dışında belki imkansız hale gelir. Kur'an İslam'ı bunu engelliyor. Ve Allah ile kul arasında herhangi bir sınıf, bir tabaka, genel adıyla ruhban, din adamı, din görevlisi sınıfı yok İslam'da. Bunlar laikliğin getirdiği, demokrasinin getirdiği paganist dinlerin kavramı. Çok tanrılı dinlerin kavramı. Biliyorsunuz eski Yunan'da Olimpos'ta bir sürü tanrıyla dolu, bir de baş tanrı var Zeus efendim. Bir takım kimseler çok tanrılı dinlerde işte öyle tanrılar icat etmişler ve kendilerini de insanlarla o tanrılar arasındaki ilişkileri düzenleme yetkilisi kılmışlar. İşte bu durumda, bu konumdaki insanlara ruhban deniyor. Rahipler. Kur'an'da ise la ruhbane fiddin, yani İslam'da dinde, din olarak İslam diyor Allah ve onda ruhban diyor. Çünkü İslam'da aslı olmayan çok tanrılar yok, aslı olan tek tanrı var. Bir, iki, onunla kulları arasında asla bir vasıta yok. Peygamberin durumu elçilik. Elçi ne kadar vasıtaysa, o da o kadar. Doğrudan doğruya Allah ne diyor? Kesinlikle diyor, biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Böylesine kuluna yakın olan Allah, o kuluyla kendi arasına bir vasıta, bir ruhban, bir bilmem ne sokma gereği duyar, asla. Peki efendim. Ama asırlardan beri süre gelen anlayış maalesef çok tanrılı dinlerin kavramları dolmuş, birikmiş, terakim etmiş, teressüp etmiş ve sonuçta kalın tabakalar oluşmuş. Tıpkı yıldızlarla bizim aramızda 110 kilometre kalınlığı olduğu söylenen atmosfer gibi yıldızların gerçek yerini saptırarak bize, kırarak bize gösteriyor. Yani gerçekte yıldız şurada görünmesine rağmen asıl yeri orası değil, başka bir yer. İşte 1400 yıl içerisindeki kültür, şu veya bu menşeli kültür, Kur'an İslam'ı ile bugünün insanı arasında kırılmalarla ancak bize geliyor. Bu kırılmalar da onun gerçeğini aksettirmiyor, bilakis tersine çeviriyor. Bunu engellemenin tek yolu ise Kur'an'ı anlamanın önündeki engelleri kaldırmak. En büyük engel Kur'an anlaşılmaz bir kitap anlayışıdır. Kesinlikle bu anlayışa son vermek gerekir. 2. Muhammed de bizim gibi bir insandır. Allah öyle söylüyor.
Müşrikler ona diyor ki defaatle sen bir fevkaladeliğin yok, bizden farkın yok. Bir de bana Allah söylüyor diyorsun, olur mu öyle şey? Allah diyor ki, de ki onlara ben de sizin gibi bir beşer, bir insan. Ne var ki bana vahiy oluyor? O vahiy ben de size söylüyorum, bitti işte. Yani aramızda fark da kalmıyor. Ama ben iman ediyorum, kabul ediyorum. Aklan ikna oluyor, kalben mutmain oluyorum. Gereğini yerine getiriyorum. Sen kulak vermiyorsun, fark buradan doğuyor. Yoksa öyle anadan doğma bir fark yok aramızda. Şimdi efendim, Refah Partisi Kur'an İslam'ı karşısındaki konumu nedir? Efendim, Refah Partisi veya Türkiye'de mevcut partilerin hepsi, biliyorsunuz siyasi parti olabilmek için veya meşruiyet yani kanuniyet tanınması için mevcut anayasaya ve siyasi partiler kanununa uygun olarak tüzük ve program hazırlamaları halinde parti olarak varlıkları kabul edilir. Refah Partisi de halen mevzuata göre, yani mevcut kanunlara göre varlık sahibi olmuş ve bu varlığını sürdüren bir parti olduğuna göre, mevcut düzen de layık, demokratik düzen, İslam'la çelişen, İslam bu taraftaysa o bu tarafta olan, birbiriyle taban tabana zıt iki dünya görüşü olduğuna göre, bu düzene uygun olanın İslam'a kesinlikle aykırı olmasını bir kere noktalayalım. İslam'a uygun olan bu düzene, laikliğe, demokrasiye aykırıdır. Laikliğe ve demokrasiye uygun olan da İslam'la çelişir ve taban tabana zıttır. Bu bakımdan kimilerinin çıkıp hem bu düzenin kabul ettiği kanunlarına göre hazırlanmış tüzük ve programa sahip partilerin İslami parti demesi çok abes, gülünç ve boşta kalan bir iddia olur. İddiadır da. Ama halkın İslam'ı bilmiyor oluşu, bu veya başka partilerde işte İslam bildiği, İslam'dan bildiği namaz gibi, oruç gibi, bilmem şu gibi, bu gibi şeyleri görür oluşu, o partilerin İslami olacağını sanısını yayıyor. Örneğin vaktiyle İslami Parti diğer partilere göre Adalet Partisi'ydi. Demirel'in Adalet Partisi'ydi. Ondan evvel CHP karşısında Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'ydi. Ve geleneksel olarak Müslümanlar ağırlıklarını hep o partiden yana koyarlardı. Kocası, hacısı, ötesi, birisi giderek bu Adalet Partisi'ne döndü. Ondan sonra Erbakan'ın 1965'te seçimlerde Adalet Partisi tarafından adaylık başvurusunun reddedilmesi sonucu Konya'dan müstakil aday oldu. Ve tek kişi olarak, daha sonra Adalet Partisi içerisindeki insanlar oraya da gelerek 1969'da Milli Nizam Partisi'ni kurdular bildiğiniz. Ve bugüne kadar MSP ve Refah Partisi olarak sürüyor. Ercüment Bey, çok affedersiniz ama bunlar tarih oluyor biraz. Onları ne olur şey yapmayalım, olur, onlara girmeyelim. Özlü şeylere girelim. Şimdi Refah'ın İslam'ın gelişmesi karşısındaki en büyük engel olduğunu söylüyorsunuz. Refah niçin en büyük engel? Şöyle efendim, bir kere parti olarak kesinlikle İslami bir parti değiller. Nitekim geçen yıl Ekim ayında yapılan Dinamit programında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan da konuşmacı idi ve açıklıkla benim ısrarım üzerine Refah Partisi'nin İslami bir parti olmadığını, bir yetkili il başkanıydı o zaman, olarak söyledi. Onun söylemesiyle de değil, zaten kim ne derse desin tüzük ve programına bakılarak söylenir bu şeyler. İkincisi, bunlar başından bu yana, yani çeyrek asırdır siyasi bir geçmişleri var. O gün bugündür çevresinde topladıkları ya da toplanmaya çağırdıkları insanları nefislerindekileri değiştirmeye asla davet etmiyorlar. Mevcut halleriyle kabul ediyorlar. Yalancı yalancı haliyle, içkici içkici haliyle, hele hele son yıllarda bu iyice ayan beyan oldu. Filan yerden çokça oy filan o partiye çıkabilir ama o yerden en çok oy aldığıyla o parti iftihar etmeye kalkarsa o gülücü. Yoksa hakim olamazsınız, ister verir elini, adamın elini mi tutacaksınız, kadınların elini mi tutacaksınız ama oradan aldığı oyla övünmek biraz değil, epeyce garip karşılanıyor. Bu bakımdan Refah Partisi'nin İslam'ın önündeki, Kur'an'daki İslam'ın önündeki en büyük engel oluşu düşüncesi bende en büyük organizasyon halinde bugün ve kabul edilsin veya reddedilsin halk, bunlar bütün açıklığıyla tersini söylese bile halk bunları İslamcı ve İslam getirecek diye biliyor ve inanıyor. Aslında bunların öyle bir niyetleri de yok, yakinen tanıyorum. O bilgileri de yok. Yani
Sizde ne varsa onu getirirsiniz, onunla gelirsiniz. Olmayan şeyle filan makama gelebilir misiniz? Siz gelirsiniz de olmayan şey gelemez, sizde olmayan şey. Bu itibarla getirmeleri mümkün değil ama büyük çapta halkın yanılgısının ana sebebi oluyor. Bu noktada bir önemli örnek vermek istiyorum. Rejimi, sistemi sevdiriyorlar bu halleriyle. Maraş vaktiyle, bugünkü Kahramanmaraş İngiliz işgali altındadır. İngilizler kurnaz, siyasette uyanık, herkes bilir bilmekte. 2000 işgal kuvveti askeri getirdiyse, neredeyse 1000'e yakınını Somalili, Hindistanlı Müslüman askerlerden getirmiş. Bu askerler o zaman fakr-ı zaruret boyutları çok büyük bilmem ne, o halkla omuz omuza işgal kuvvetleri askerleri camilerde namaz kılıyor Maraşlı'yla. Ramazan oluyor, iftar, bir sürü fukara var, gidiyor iftar sofrasından şey yapıyor, kepçe fakir Müslümanlara Maraşlı yemek veriyorlar derken hiç İngilizlerin işgalciliğini Maraşlı fark etmiyor bile. Yani iç güvenliğinden halice yaşayıp duruyorlar derken malumunuz Skypiko anlaşması sonucu Maraş, Hatay filan İngilizler tarafından Fransa'da böyle bir politika gelişmiş değil, tarihi süreç içerisinde hiçbir gün olmuş değil. Fransızlar geliyor, ürktüğü için halktan ne yapalım, ne edelim, şehrin yerlisi Ermenilerle aşna fişna olmaya başlıyor. Ermeniler bundan dolayı azıtıyor, işte Maraş'ın kadınlarına, kızlarına, erkeklerine laf atıyor, kadınlarını sıkıştırıyor, Fransız askerler de devriye gezerken filan derken, halk bu şartı tak diye bu işi başlatıyor. Ama İngilizler orada kaldıkça hiç kimse işgal altında olduğunu hissetmiyor. Ben de diyorum ki, eğer Müslümanız diyenler bu laik demokratik İslam'a aykırı, İslam'la taban tabana çelişen ve İslam'ı yok sayan sistemin yaşamasını istemiyorlarsa sahiden, abdestli namazlı olan olarak bu rejimi işletmeye kalkmasınlar. İngilizlerin işgali gibi fark edilmiyor o zaman. Millet anlamıyor. Fransızlara bırakılmış. Fransızlara bırakırsanız, yani abdestsiz, namazsız, içkici, kumarcı, bilmem zinakar adamları, o zaman halk neresine baksa tutulacak yeri yok. Ulan vay anasını diyecek ve kendine gelecek. Zaten nefislerindekini değiştirmedikçe bir toplum, Allah o toplumun halini değiştirmez. Şahin Bey, kesinlikle yani bu Allah'ın koyduğu kural. Böyle tepeden inme, ihtilalle, askeri darbeyle bilmem ne. Ne yapar yapanlar biliyor musunuz? Ancak altına yaparlar. Nitekim de öyle oldu. 27 Mayıs'ı yapanlar altına yaptı. Bu ülkenin de üstüne yaptı tabii. Kendi altlarına yaptı. 12 Mart Marçlılarda, 12 Eylülcüler. Neyi düzelttiler? Sen ki düzgün değilsin, beni nasıl düzeltebilirsin? Söyler misin? Ben ki düzgün değilim, sizi nasıl düzeltebilirim? Ben ki sözünü kendine geçiremeyen birisiysem size nasıl geçirebilirim? İnsan önce kendi söylediğiyle kendi amil olmalı. Hem faiz haram diyeceksiniz, hem de milyarları daha fazla faiz veriyor diye nerede üç kağıtçı banka var oralara yatıracak, ondan sonra da iflas bayrağını gümleteceksiniz. Olur mu? Ele güne ne dersiniz? Kendinize nasıl cevap veriyorsunuz? Allah'a ne cevap vereceksiniz? Yıllar yılı Hilton'da düğün yapıyorlar diye onu bunu kınıya anlatabiliyor muyum? Mübah bir işi kendilerine haram ettiler. En sonunda aynı cins haramı afiyetle kendileri bir şarapında düğün yaptılar. Aslında öyle bir otelde düğün yapmak haram filan değil. 10 liralık da olsa bir içki içilmesin, bir dansözlü başka bir şey olmasın, tamam zengin adam yapabilir. Ama bu mübahı siz tavrınızla yıllardır kendinize yasakladınız. Peki biraz düşünün yahu, ele güne karşı ben ne derim? Ha? Ya ben de şaratımda. Demek ki o güne kadar söylemenizin altında yatan neden, ben niye yapamıyorum? Yani onlar yiyor, ben niye yiyemiyorum? Onlar ediyor, ben niye edemiyorum? Bu duruma düştünüz mü, sıfır numara alırsınız ve çakarsınız. Peki efendim, evet. Siz yeni bir parti kurmayı düşünüyorsunuz. Evet. Kur'an İslam'ını uygulayacak bir parti. Bu neleri hedef alacak? Neleri yapmayı amaçlayacak? Evet. Ben partiyi hakkında ben basına birkaç yıl önce açıklamada bulundum. Adı İslami Parti olacak. Tüzük ve programı
kamilen, yani esas itibariyle de, firatı itibariyle de Kur'an'dan esinlenecek. Kur'an'daki doğruları baz kabul ederek teşekkür edecek. Ve biz bu partiyi kuracak olan kişiler nefislerindekileri, yani kendi düşünce ve davranışlarını Kur'an İslam'ına uydurmuş insanlar olarak, bir minibüs dolusu da olsa, bir otobüs dolusu da olsa, o şekilde kamuoyunun karşısına çıkmak istiyoruz. Bu şeklimizle, bu halimizle de asla bu sistemin işletilmesi, ihalesine katılmamız söz konusu. Yani zaten bu seçimleri ben öyle değerlendire geldim. Mevcut bir müessese var. Sistem seçimi seçimlere sunulmuyor. Sistemi seçmiş, demirbaşa koymuyor. Evet, bu sistemi işte Şahin Bey mi uygulasın, A partisi mi, B partisi. Biz sisteme karşıyız. A, B, bilmem ne, onlar ikinci derecede işte. Sisteme karşı olduğumuz için istiyoruz ki bizim sistemimizi halk benimsesin. Halkın benimsemesi için seçimlere falan asla girmeyi düşünmüyoruz. Halka gittim diyelim Zonguldak'a. İlan edeceğiz işte şu gün şu saatte İslam Parti'nin lideri geldi, konuşma yapacak halkımız. Herkes davet, 200 kişi mi gelir, 2000 kişi mi gelir, 20.000 kişi mi gelir, hiç fark etmez. Onlara biz diyeceğiz ki siz Müslüman mısınız? Öyleyiz diyorsunuz. Peki İslam'la aramızda ne kadar açıklık, ne kadar kapalılık, yakınlık var? Hiç bunu kağıtçılık yapmadınız, yalan söylemiyor musunuz? Boyunuza kadar söylüyorsunuz. Bütün Türkiye'deki Müslümanlar. Haramdan, elinizden geldiği kadar her çeşidinden uzak durduğunuzu iddia edebilir misiniz? Elinizi vicdanına koyarak, vicdanınıza koyarak söyleyeyim. Hayır. O zaman oturup ne diye ağlıyorsunuz? Allah bizim halimizi değiştirmiyor, İslam'a kavuşmuyoruz. Sen kavuşmak istemiyorsun. Türkiye'de şikayet ettiğin sistemi başına getiren Moskova ahalisinin oyları değil, New York ahalisinin oyları da değil, Tel Aviv ahalisinin oyları da değil. Hacısıyla, hocasıyla, namazlısı, namazsızıyla, sizin verdiğiniz oylarla şikayet ettiğiniz ANAP, şikayet ettiğiniz DYP, şikayet ettiğiniz Refah, şikayet ettiğiniz öteki partiler MHP, sizin oylarınızla geliyor. Peki efendim, seçimler önemli değil dediniz. Sizin partiniz nasıl iktidara gelecek? Efendim şöyle, insanlar önce değişecek, ondan sonra seçim söz konusu olabilir. Yani siz bu işler biliyorsunuz, bir insanın ahlakını, düşünce yapısını değiştirmesi boyacı küpü gibi değil. Tut, batır, çıkar, oldu. Asla böyle. Bunun için kendini düzeltmeyen bir insanla ben bir işleri düzeltmeye kalksam, ben düzgün olsam bile ona düşen kısmı berbat olacağı için düzelteceğiz derken tümüyle tepe taklak ederiz. Ama eninde sonunda seçim de tabii ki efendim, iktidara tabii geleceksiniz. Zaten peki, halk bunu benimsedikten sonra Şahin Bey ne asker mani olabilir ne Amerika, 72 düveli devleti imdadına çağırsınlar, havasını alırlar. Yeter ki halk kamuoyu bunu ister. Yani kurtuluşumuz İslam. Peki. Bunu dedikten sonra bitmiştir iş. İktidara geldiniz. Laikliği ve demokrasiyi kaldıracak mısınız? Kesinlikle. Tabii efendim. Zaten yani hak gelirse batıl yok olur. İslam geldi mi İslam dışı şey kalmaz. Kalırsa zaten İslam gelmemiş demektir. Peki laikliği mesela seçimler kalkacak mı o zaman? Seçim demek demokrasi demek değil Şahin Bey. Veya demokrasi demek yalnız seçim demek değil. Demokratik olmayan ülkelerde de seçimler yapılıyor. Yapılıyor yani, bu demokrasi var demek. Demoskratos kelimesinden oluşan halk yönetimi, insanların hevalarına uyma, kendi arzularını kanunlaştırma ve %51'i alan ya da yarıdan çoğunu alan mevcut, yani tek teklife en çok hangi teklif oy almışsa onu kanunlaştırıp aksine düşünenlerin de üstüne uygulama hakkı kazandığını söyleyen sistemin adı demokrasi. Bu seçimler filan işin teferruatı. Seçim İslam'da da var, yok mu? Yani sizi veya beni, sizi daha uygun bulup seçecek yöneticilerini. Bu onun hakkı. Kimse bu konuda, bakınız peygamber şu vasim olsun, şu bilmem onu tavsiye ediyorum, bunu bıraktım yerine. Böyle bir şey yok. Kur'an'da da böyle bir şey yok. Müslümanlar seçecekler. Kimi uygun görürlerse, basiretleriyle, ferasetleriyle, kim bu işin adamı? Peki sizin partinin programına inanmayanlar ne olacak? Efendim asacak kesecek değiliz, anlatacağız. İnanmayanlar da yaşayacak elbette ama ister istemez bir ülkede bir hukuk üstün hukuk olur. Yeryüzünde küçük bir klandan tutunuz koskoca organize devletlere kadar ve o hukuk geçerli olur. Televizyonda da söylemeye çalışıyorum. Ben İngiltere'de solda kullanıyordum. Burada da solda kullanacağım arabamı diyemezsin dersen burada alt üst olur ortalık. Ortalık mezbaha eder. Dünyanın arabası telef olur. Bir sürü can gider. Ya burada
sağdan gidip soldan sağdan gelen arabalara bineceksin, ya arabanı bırakacaksın yahut da gelmeyeceksin. Şimdi ben burada yaşıyorum, bu sistem benimsiyor mu? Asla benimsemiyorum. İslami de bulmuyorum ama bulsam da bulmasam da ne yapıyor bu sistem? Benim üzerimde hüküm ferma oluşunu, yani hükmediciliğini gösteriyor. Aynen biz de öyle yapacağız. Tersini yapacaksınız yani. Tersi olduğu için değil. Yani bizim düzenimiz, yani mesela İslam'da yalancılığın, örneğin, yalancılığın cezası var. Kumarın cezası var. Efendim ben serbestim, kumar oynayabilirim. Yok efendim, oynayamazsın. Ben bana ait değil miyim, size ne? Hayır efendim, sen bize, bizden soruluyorsun. Peki şeyler sorumluluk gelecek altındayım. Mi? Kısas gelecek mi yani? Zaten kısas dikkat edilirse, Şahin Bey, Kur'an'da diyor ki, kısasta sizin için hayat vardır. Bunu çoğu başka türlü değerlendiriyor ya da anlamak istemiyor. Kısas ne demektir? Öldürenin öldürülmesidir, bakınız. Gayet açık. Ben iyi kötü hukukçu da sayılırım. Bugünkü düzende ben yüzlerce katille yattım cezaevlerinde. Öldürene hiçbir şey yapılmadığı için bütün olan ölene oluyor. Adam 3-5 sene yatıyor, çıkıyor, bu sefer daha da bir dayılanıyor. Daha birkaç kişi varsa onları da öldüreyim diyor. Şimdi bir insan, başkaları bir insanın gözünde 5 paralık kıymeti bile olmayabilir. Yani o hale gelebilir. Kızarsınız, sinirlenirsiniz, kendinize göre bir sürü sebepler uydurabilirsiniz. Herkesin gözü yahut da öldüreceğiniz adamın değeri gözünüzde sıfıra inebilir. Zaten bu hale gelmiş olmalı ki onu öldüresiniz. Fakat hiç kimsenin canı kendi gözünde de sıfır olmaz yani. Şimdi kısasta hayat vardır nedir bakınız. Bu noktada siz beni öldürmeyi düşünüyorsunuz varsayalım. Hayatımın değeri gözünüzde sıfır. Ama sonuçta kendi canınıza acıdığınız için beni öldürmekten vazgeçiyorsunuz. Çünkü beni öldürürseniz siz de öldürürsünüz. Demek ki kısas gerçekten beni kurtardı, seni de kurtardı. Seni kurtardı, beni de kurtardı. İşte böyle hayat var kısas. Anlıyorum. Ben şimdi... Zaten tek çare de kısas değil. Mesela öldürülenin varisleri eğer diyete razı olursa bilmem ne yaparsa filan bir kişi bile diyet istese kısas söz konusu olmaz. Kur'an'a çıkıyor bunlar. Peki refah sizce daha büyüyüp iktidar olacak mı? Tabii tabii. Sistem de zaten bunun yolunu açıyor efendim. Tıpkı bir baba ile oğul arasındaki şey gibi, hani küçük çocuk kucağınızda kalemizin ucundan tutar çeker, sizi de tutar. Yani bıraksanız çocuk aldatıldığını hissettiği için razı olmaz. Belki ağlar ama zorla kendi gayretimle aldım imajını vermek için bayağı çekiyormuş falan gibi gösterirsiniz. Çocuk bak babamdan kalemi aldım diye sevinir. Bugün refahın önü açılmıştır sistem tarafından ve alabildiğine iktidara yaklaştırılmaktadır. Fakat sistem geniş halk kitlelerinin siyasi bilinci olmayan halk kitlelerini kandırmak için babanın o kalemi vermek istemiyormuş gibi çekmesi türünden bir çekme yapıyor. Evet, en kısa zamanda Refah Partisi Türkiye'de iktidar olacak. En azından şu gerekçeyle, hiç değilse diğerleri kadar çalmaz. Yani hiç çalmaz değil, dikkat edin. Hiç değilse diğerleri kadar bilmem dinsiz, imansız değil falan filan. Tabii bu gerekçeler ne kadar geçerli gerekçeler. Yani kötülerden bir kötü beğenmekten başka kaderi yok mu şu insanoğlunun ya? Yok mu yani? Olmalı değil mi? İnsanlar zaten bunu ciddi olarak düşünmedikleri için en son içinde bulundukları hal ne kadar sıkıntılı, bütün düşünceleri o sıkıntıyı bir atlatsınlar da ne olursa olsun. Ne olursa olsun var mı ya? Adam diyor ki hapisten bir çıkayım. Çıkarsın ama hasmın cezaevinin kapısının önünde bekliyor. Tak tak bu sefer kabristana gidersin. Yani kurtul o sıkıntıdan ama bir daha tekrar kurtulayım deme gereği duymayacağınız bir şey ayarlayın da bundan sonra kurtulun. Anlatabiliyor muyum? Evet. İnsanlar maalesef boyunca pek yapmamış veya çok az yapmış. Şimdi bundan dolayı da hep kaybetmiştir. Başka bir soru sormak istiyorum. Refah iktidarı altında Türkiye'de ne değişir sizce? Vallahi şekilsel olarak belki bazı şeyler değişir. İşte bordür taşlarının yeşili boyanması falan. Bunun da kıymetli harbiyesi neyse o. Efendim birkaç edepsiz efendim şey heykel kaldırılır. Hepsi o kadar. Bana soruyordu Ahmet Altan, Neşe Hanım ne diyorsun? Dedim vallahi ahlaka aykırı mı değiliz? Dedim laik demokratik ahlaka aykırı mı diye soruyorsanız o heykeller hiç aykırı değil. Gayet uygun laik demokratik ahlak. Ama İslam ahlakına aykırı mı? Ona aykırı.
Peki Erbakan hakkında ne düşünüyorsun? Fazla bir şey... Evet, bütün bu anlattığım mekanizmanın başında bulunan hakkında, bulunan hakkında ne düşünülürse onu düşünüyorum. Bir iki şey söylemek ister misin Erbakan'la ilgili olarak? Ama her şeyiyle ortada olan, projektörlerin üzerinde bulunduğu, yaşamı ötesi berisi belli, gökten paraşütle inmemiş, bu ülkede doğmuş, büyümüş, 25 yıldır bu siyaset arenasında her şeyiyle, politikalarıyla, beyanlarıyla, her şeyiyle açık bir kimse. Yani onu anlamamak aptal olmaktan kaynaklanır bence. Peki onu anlamak ne demek? Nasıl bir kişi? Onu anlamak, gerçek kişiliğini tanımak ve söyledikleriyle yaptıkları arasında dağlar kadar fark bulunduğunu görmek demek. Örnek verebilir misiniz? Efendim, örnek mesela laikliğe karşı olduğunu söyler dururlar. Aslında laikliğe karşı değildirler bunlar. Ah, bir Avrupa'daki gibi laiklik uygulansa var ya Türkiye'de, o şapkalarını havaya atacaklardır. Yani halbuki laikliğin Avrupa'daki gibisi, Türkiye'deki gibisi yok. Hepsi aynı gibi yani. Efendim, faize karşı olmakla tanınırlar. Ondan sonra bahaneler bularak işte enflasyon oranında faiz almak bilmem cattır da cüttür. Bu adamın hani soyduğu fıyarın kabuklarına işeyip ondan sonra şuna değmedi, buna değmedi diye üstüne işediği kabukların hepsini geri yemesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu da tabii insanların gözünde kim olursa olsun, ben olayım o olsun, bir başkası olsun, insanı düşürür. Güven en önemli unsurdur. Güven vermiyorsanız, şahsınıza güveniniz yoksa çevrenize veremezsiniz. Çevrenize yoksa topluma hiç veremezsiniz. Her şey güvende yatar. Güven ayağınız yere sağlam basmak demektir. Bildiğini doğru bilmek ve doğru bildiğiyle amel etmek, amil olmak demektir. Yani öyle davranıyorsanız ancak sözünüz geçer. Kendine sözünü dinletiyor bu adam, biz de dinleyelim. Doğru sözler dinlettiği der karşımızdaki, ama kendine bile sözünü dinletemeyene den kim ümitlenir? Hiç kimse. Peki Refahan bir gün bir gerçek bir İslami parti haline dönüşme ihtimalini görmez mi? Asla. Asla, bunu hiç görmedim ve görmedim. Refah'ın tabanında gerçekten İslam isteyen, İslam seven dünya kadar var. Hem o kadar yoğunlukta, o kadar çoğunlukta ki aklınızdır. Fakat bunların İslam bilmiyorlar. İslam nedir bilmiyorlar. Nasıl ki vaktiyle Lawrence, işte Müslümanların genel seviyesinin fazla farkı yok Arabistan'la Türkiye'nin. Eğer Müslümanlar farkında olsaydı ki, İslam sakal değil, İslam entare değil, İslam Arapça bilmek değil, İslam namaz kılmak değil. Bir Lawrence değil, bin Lawrence o haltı yediremezdi Araplar. Osmanlı'yı arkadan vurduramaz. Ama bu gerçek bilgiden mahrum kalış, mahrum oluş, bir Lawrence'e neler yaptırdı? Aynı iş devamı diyor, bakınız. Müslümanlar halen düşmanlarının kendilerini birleştirdiği kitleler halindeler. Afganistan'a bakınız. Afganistan'daki mücahit gruplar, ben İktibas Dergisi'nin 12 yıl önceki sayısında yazmışım yorumumda. Diyorum ki mücahit grupları birleştiren asla İslam değil. Ne? Sovyetlerin Afganistan'daki askeri varlığıdır. Bu varlık bitti mi? Bu birlik de bitecektir. Biz bu filmi 70 sene evvel Türkiye'de gördük efendim. Hani filan, yani falan filan başrollerdeydi. Şimdi başrollerde. Ama senaryo aynı. Malum senaryolar Yeşilçam'dan işte vaktiyle Belgin Doruk'un Mayhan Işık başrollerde, ondan sonra Cüneyt Arkın bilmem kim, ondan sonra Tarık Akan bilmem kim, ama senaryo aynı senaryo. Vaktiyle seyrettiğiniz filmin senaryosunu hatırlamaz mısınız? Mesele bu kadar basit. Türkiye'de de öyle. Ben düşmanlarımıza karşı biri olalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yok, dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanım. Bunlar İslam açısından kesinlikle geçersiz şeylerdir. Buyurunuz. Amerika'ya düşmanım diyorsunuz. Refah Partisi olarak. Amerika'nın kucağından inmeyen Suudi Arabistan'la neredeyse bir yiyip içtiğiniz ayrı gidiyor. Peki dostunuzun dostu dostunuz o zaman. Ne diye bana düşmanım Amerika diyorsunuz ki? Eğer Amerika'nın sahiden düşmanıysanız, Amerika'nın kucağından hiç inmeyen, çeşini bile yapmak için neredeyse Amerikalıların iznini isteyen, bekleyen Suudilere nasıl dost edinirsin? Böyle yapman halde ben nasıl güvenirim? Azıcık aklı olan nasıl güvenir sana, söyler misin? Olur mu öyle şey? Kimi aldatıyorsun? İnsanlar sonuçta azami azami kendilerini aldatır. O da öyle bir ters teper ki feleği şaşar vallahi günü bir gelecek.
Yani sen alemi sersem milleti kör mü sanırsın diye bir söz. Böyle yapanlar cümle alemi sersem herkesi kör sanıyor. Yok efendim. Herkes ne kör ne de sersem. Kafası çalışanlar her zaman var. Olacaktır. Elhamdülillah ki bir de o iki de var ya. Efendim çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bence benim sormak istediğim sorular, almak istediğim cevapları da tamamladık böylelikle. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah.